Hayır, eninde sonunda bitecek bu iş. Ama niye uzasın ki? Belki barışırsınız diye umut ediyordur. Öyle bir şeyi umut etmesi için onun devrelerinin komple yanmış olması lazım. Ay, öf, tamam ya. Başka bir şey konuşalım. Sözde Kuzey'i oyalamaya geldik buraya. Biz daha beter sinir ediyoruz böyle. İlk round bitti. Ne oldu? Kimden? Ne oluyor oğlum, iyi misin? Ben kazandım. Kardeşim, Kuzey. Senin oğlum ne oldu? Senin lan bu sefer. Kuzey, şu lan. Yavaş olun. Tamam abi. Ulan seni geberteceğim. Kuzey, ne oluyor? Söylesene. Bu sefer geberteceğim ben. Seni bu sefer geberteceğim. Kardeşim, söylesene. Kuzey, kim? Söylesene. Ferhat, o oğlu içeriden çıkmış, deliğinden çıkmış olanı. Senin bana Kuzey demesinler. Aç telefonu. Kuzey, aç. Dur. Kuzey, bir dur. Bir bekle. Kalk. Ya bir... Lan Kuzey, bir dur. Ya ne oluyor? Bir söyle, kurban olayım ya. Ali, ben bunları gebertmeyeyim de ne yapayım? Bana söylesene Ali. Sımaya bak ya. Ya nasıl olur ya? Nasıl olur? Ferhat mı? Ya bunlar beraber mi şimdi? Bugün neden gelmediği belli oldu. Neden yan çizdiği belli oldu. Sakin ol birader. Tamam, ben bunların ikisini de öldüreceğim. Sakin ol, Allah'larından bulsunlar ya. Ya. Hapiste demiştiniz. Ya Zeynep bir dur. Ne zaman çıkmış? Nasıl bir araya gelmişler ki? Zeynep. Of. Kuzey bir dakika. Bir sakin ol. Ya bir dakika Cemre ya. Şu herifin yaptığına bak ya. Bu yaptığına bakar mısın? Beni bilerek boşaltmadı ki. Özellikle benim hala nikahlı karım ya. Bir... Ulan tamam oğlum, tamam sakin ol. Ulan Allahsız. Bu geçen gün gittiğimiz var değil mi? Ya Zeynep. Ver bakayım şunu. Hayır Kuzey. Ver şunu. Kuzey. Ya bir dur. Bir dur, bir dakika. Bir dur, bir düşünelim. Bir düşünelim ne yapacağımızı düşünelim. Ali anahtarı ver. Saçmalama. Kuzey, hayır. Ali anahtarı ver. Ya saçmalama ya. Gideceksin de ne olur. Bekle. Tamam, bekle. Geç, arabaya geç. Arabaya geç, gidiyoruz sonra. Boş. Sus Zeynep ya. Beni karıştırmayın bu işe, bırakın gideyim. Hiçbir yere gidemez. Oturduğun yer. Sizin derdiniz Kuzey'le. Ben lütfen ona kötülük yapmak için beni kullanmayın ne olur. Artık ondan korkmana gerek yok. Bundan sonra hayatında ben varım. Lütfen, lütfen ne olur. Şşt, sakin ol. Ne dedim sana? Bundan sonra bizi ancak ölüm ayırır. Alın bunu da. Bilmiyordum sizin çıkarttırdığınızı. Kimden geldiğini bilmeden kabul ettin ama. Bütün bunları Kuzey yaptırıyor diye tahmin ediyordum ben. Başkasının yapacağı hiç aklıma bile gelmedi. Sen benim gözüme baksana. Bak. Unutacak göz var mı bende? Sen beni Kuzey mi sandın? Seni çok iyi tanıdım. Alın bunu. Evi de boşaltırım hemen. İstemiyorum sizden hiçbir şey. Nereye gidiyorsun? Daha Kuzey'e gelecek.
Tahminde bulun. Orayı bulması ne kadar zaman alır? Hı? Ne kadar ceza almıştı ki Ferhat? Bu kadar çabuk mu çıkacaktı? Ferhat, param burada. Nasıl vereyim sana? Kime teslim edeyim söyle. Bak tek bir kuruşuna bile dokunmadım. Elimi bile sürmeyeceğim bu paraya Ferhat. Bu para senin paran. Nasıl ulaştırayım söyle bana ya. Ben yapmadım diyorum sana Ferhat. Merak etme. Babanın borcunu sildim. O güvende. Ama senin borcun katlandı oğlum. Aldığın üç kuruş mesele değil. Geri versen de umurumda değil. Senin hesabın böyle kapanmayacak. Ulan ben değildim diyorum sana. Bekle beni Kuzey Fırtınası. Ferhat'ın tufanını bekle. Esas şimdi kör dövüşü başladı. Bundan sonra gözlerin açık olsa da kör dövüşte hissedeceksin kendini. Yumruğun nereden ne zaman geleceğini hiç bilemeyeceksin. Bütün algın şaşacak. Sana nerede olsan ulaşacağım. Yumruğumu bekle. İyi akşamlar oğlum. Anne. Al şunu, kollarım koptu. Çok teşekkür ederim, sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Niye haber vermedin? Allah'tan taksici yardım etti. Yoksa ben bu yolu nasıl çıkaracaktım yukarı? Ah. Anne ne bunlar? Yemek getirdim oğlum sana. Börek yaptım. Üzümlü kek de var. Dur dur, eğme onu, eğme. Karnıyarık var içinde. Hepsi karışır birbirine. Ders mi çalışıyordun? Evet. Keşke gelmeden önce arasaydım. Aradım oğlum. Kapalıydı telefonun. Çok mu dersin? Bir sürü sınavım var anne. Allah senin açıklığı versin yavrum. Kuru köfteyle piyaz da yaptım. Kabak tatlısı da var. Anneciğim ben zaten yiyorum. Aç kalmıyorum. Sen niye zahmet ediyorsun öyle şeyler? Sus bakayım. Sensiz lokma geçiyor mu benim boğazımdan? Düşünüyorum ne yiyor, ne içiyor diye. Ya neler yapmışsın? Bunları kim yiyecek? Yersin, yersin. Sormuyorsun Kuzey'in davası ne oldu diye. Ha, bugündü değil mi? Hmm. Ne oldu? Vallahi sinirden duramadım evde oğlum. Simay mahkemeye gelmemiş. Boşanamadılar yani. Bir de hiç zorluk çıkartmam demiş avukata. Nafakada tazminat da istemiyorum demiş. Rezil. Yaptı yine yapacağını. Biz bundan kolay kolay kurtulamayacağız, gör bak. Bir şeyler koparmadan bırakmayacak peşimizi. Korkuyorum oğlum başka planlar içinde diye. Ya polise ihbar edersin seni intikam almak için? Anne! Ödüm kopuyor güne... Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hala Simay'dan kurtulamamışsınız öyle mi? Ben de tam güneye şey diyordum, ya durduk yere bir anne, şey iftira atarsa... Nasıl her şeyi? O kazadan da, Kuzey ile Güney'in durumundan da haberim var. Ama bizim ilişkimizi etkilemedi. Etkilemeyecekti. Sizin de içiniz rahat olsun lütfen. Güney mecbur kaldı. Gerçekten herkes için en doğrusu bu. Anne tamam, biz konuştuk. Konuştuk, biz hallettik. Nasıl? Kısa zamanda iyi yerleştirebilmişiz değil mi? Güle güle otursun. Güle güle oturun inşallah. Ay çok yoruldum valla. Yarım saat gözümü kapayım dedim. Saatler geçmiş. Oo, neler yapmışsınız. Ellerinize sağlık. Güney, yaşadım valla. Afiyet olsun. Ben onları şey yapayım da mutfağa götüreyim. Anne dur, alırdık. Bak sen Simay'a, şeyin ada bindirdim.
Neyse, ben gideyim üstümü değiştireyim. Annen ayıp olmasın. Kuzey! Sakin, sakin. Kuzey bekle. Engel ol şunu anne. Tamam. Kardeşim sakin. Sen dur Zeynep. Şşş! İkiniz de durun, burada bizi bekleyin. Birbirinizle de didişmeyin. Kuzey dur. Görüyorum, cart diye içeri aldılar. Kimse bir şey sormadı. Tuzak lan bu. Ne bana durdur diyorsun? Sen Kuzey Kuzey diye atlamasan hani kimse fark etmeyecekti zaten. Birader. Burada oturanlar nereye gittiler? Efendim? Burada oturanlar diyorum, burada oturanlar. Ha bu herifle bu kadın. Nereye gittiler bunlar? Kuzey Tekin oğlu mu aradın sen? Evet benim. Ya ben dedim sana, hadi yürü geçelim. Bir dakika Ali. Aradığınız adam size bir not bıraktı. Kadınlarını koruyamıyoruz. Çakal lan bu herif, çakal. Bırak Ali, bırak kaçalım. Neredeler onlar? Bilmiyorum, çıktılar galiba. Hesabı diye gittiler. Bak Aslan, bana numara yapma, kalbimi kırarım seni. Öldün mü? Çıktılar. Bilmiyorum ya, baktılar. İyi. Tamam, hadi kuzum, kaçalım. Yoklar işte. İşte benim fakirhane simayım. Buyur. Buyur geç. Geç. Geç otur şöyle. Rahatına bak. Evindeymiş gibi. Ne olur bırakın gideyim. Kuzey'le ilgim yok benim, ne olur. Aa, çok sızlandın ama. Bu gece misafirimsin. Daha sohbet edeceğiz seninle. Güzel bir yemek yiyeceğiz. Bu daha tanışma gecemiz. Zamanla daha da yakınlaşacağız seninle. Ne olur bana zarar vermeyin. Lütfen yalvarıyorum size. Bak ben mızmız kızları hiç sevmem. Kes ağlama İsmail. Ben senin talih kuşunum. Bütün yaşadıklarından sonra sana verilen bir mükafatım ben. Kuzey'le neden evlendiğini biliyorum. Nasıl evlendiğini. Annenle babanla yaşadıklarınızı. Hepsini. Kuzey'in seni ailesinden saklamak istediğini, senin o eve nasıl yerleştiğini, Mersin'deki düğününüzü, işinden kovulmanı, Sümer denen o herifle yaşadıklarını, hepsini biliyorum. Ben aylardır içerideyim ama gözüm kulağım dışarıda. Sizi boşanmaya götüren yolu karış karış izledim. Ne istiyorsunuz benden? Sen benden ne istiyorsun esas? Sen, ha? Bak Simay, ben senin tek dostum. Eğer beni dinlersen, gerçek bir kraliçe yaparım seni. Hayal bile edemeyeceğin bir hayat yaşatırım sana. Lükse boğulursun. Banu Sinan'ınkinden büyük saltanatın olur. Bir tek şey yapman gerekiyor bunun için. Sözümü dinleyeceksin. Aksi halde diye bir cümle kurmuyorum. Aksi haldesi olmayacak çünkü. Eğer bana yanlış yaparsan Kuzey'den beter düşmanım olursun. İki şey istiyorum senden. Bir, itaat etmeyi. İki,
kinimden korkmayı öğren. Ne o? Sen hala o herifin yüzüğünü mü takıyorsun? Ver bakayım onu. Daha şimdi söyledim sana itaat etmeyi öğren diye. Ver diyorum. Ver. Kadınlarını koruyamıyorsun diyor. Ulan Simay benim umurumda mı? Ben onu çoktan def etmişim, gitmiş başımdan. Ondan bana ne? Oğlum araba nerede? Ulan sen beni onunla mı tehdit ediyorsun? Ya birader, bizim burada bir araba vardı. Ne yaptınız? Bir yere mi çektiniz? Yok, gitti onlar. Gitti mi? Gitti. Allah Allah. Hayır, nereye gidecekler ki? Kadınlarını koruyamıyorsun. Ali. Ferhat. Açmıyor. Ferhat kızlara bir şey yapmış. Hadi artık açın telefonu. Daha fazla merak etmesinler. Alo Kuzey. Alo Zeynep. Neredesiniz? Kuzey, iki adam arabayı aldılar. Bizi birkaç kilometre götürdüler. Şimdi bıraktılar işte. Ya bir dakika. İyi misiniz siz? Cemre yanında mı senin? İyiyiz, iyiyiz. Cemre de yanımda. Ulan. Şunun arkasında dur abi. Burada dur abi. Buyur baba. Anlatın bak şimdi. Siyah bir arabaya bindiler. Plakaları yoktu, böyle gittiler işte. En baştan anlat, en baştan. Biz de sizin hemen arkanızdan bindik arabaya. İki adam böyle hars diye kapıları açıp bindiler. Ne oluyoruz falan derken biri çalıştırdı arabayı. Öteki silah doğrulttu bize. Çok korktuk. Ne olduğumuzu anlamadan gazladılar. Ben kaçırıyorlar falan zannettim. Birkaç kilometre geldik, buraya durduk. Sonra bir indiler, arabaya binip gittiler. Sen o sırada Zeynep'i aradın işte. Önce seni aradım. Sen niye açmadın telefonu? Çalmadı ki. Ya peki ne dedi herifler? Bir şey dedi mi? Ne dedi? Sessiz olun dediler. Sesinizi çıkartmayın dediler. Biz de zaten ağzımızı açamadık ki korkudan. Dedim sana oğlum. Bir numara var dedim. Hiç gitmeyecektik oraya. Herif planlamış işte. Onun var ya planını da, onun suratını da, onun cibriyetini de... Yok, yok işte telefonum. Yok yani. O telaşla kalkarken kafede unuttum kesin. Ver telefonumu. Ver. Ulan Ferhat. Ulan Ferhat, ben sana yapacağımı biliyorum. Aa, bunu buraya yazamadım. Bir araba burada bekliyordu adamları, karşıda. Ben baktım, plakaları yoktu. Ulan herife bak, ince hesap yapmış ya. Ben onun hesabını... Cevap vermiyor telefonum, kapalı. Ya ben seni aradığım zaman telefonun çalıyordu. Bak bakayım, arabadadır belki, bak bakayım. Ya bu saatte telefon mu kalır? Yürümüştür oradan çok. Yağlama, panikle unutmuştur bir yerde. Farkında değildir, dur bakayım. Geç hadi, geç. Geç hadi, yürü. Yürü gidelim bakalım, yürü. Yürü. Ulan ne geceymiş ya.
Anneciğim tamam bırak ben toplarım. Olur mu oğlum? Yıkayıvereyim hemen. Gideyim sonra. Baban gelmeden evde olayım. Gelir de beni evde bulamazsa kızar. Malum onun bugün meyhane gecesi. Tamam işte ben hallederim. Sen bir an önce git ben de ders çalışacağım zaten. Tamam tamam. Yakında varsa taksi durağı çağır da gideyim. Aa ben de çıkıyorum bırakır mısın? Yok kızım zahmet etme. Teşekkür ederim ben giderim. Aa rica ederim. Siz vedalaşırken ben de arabayı çıkartırım otoparktan. Tamam. Hoşçakal canım. Güle güle canım konuşuruz. Aşağıda bekliyorum. Tamam. Geliyorum. Ver. Boş kapları alayım mutfaktan. Paran var mı anneciğim? Var yavrum. Geri yatırmışsın bankaya para oğlum. Ama ellemedim. Duruyor. Niye kullanmıyorsun? Ben sen harca diye yatırıyorum oraya. Biliyorum. Ama dursun. Lazım olur sonra. Ben de çok kalmayacağım o evde. Sen gittin gideli ne tadı var ne tuzu. Ev kupkuru oldu kaldı. Gittin beni o iki aksinin eline bıraktın. Konuşamıyorum bile. İçimden gelmiyor. Anne yapma. Eskiden akşam beklemek için bir sebebim vardı. Sen geleceksin diye. Şimdi kaldım öyle. Kimsesiz kaldım. Ya bak. Niye kimsesiz kaldın? Ben varım ya yanına. Güney. Ne kadar hırpalandığımı biliyorsun. Ne olur bir çözüm bul. Kurtar beni o evden. Dayanamıyorum artık. Tamam anneciğim ben bakacağım bir çaresine. Önce bir toparlayayım kendimi. Zor sabrediyorum oğlum. Gözünü seveyim kurtar beni. Anneciğim tamam. Ne yapıyor? İş güç falan kuracağım diyor. Ne oldu? Aman. Onun iş güç kuracağım var oğlum. Öyle dolanıp duruyor işte ortalıkta. Ara sıra babana gidiyor yardıma. Vallahi bilmiyorum. Bu çocuğun hiçbir işi rast gitmiyor. Büyü mü var ne? Ne büyüsü anne? O Simay cadısı eve girdiğinden beri iflah olmadık. Bak iki kardeşin arasında bozdu. Koptu bütün bağımız. Ben halimden memnunum. Bir tek sen üzülüyorsun diye üzülüyorum. Canım benim merak etme. Bak ben onlar yokken seni ziyarete geleceğim. Tamam mı? Sıkma sen canım. Hı? Hı? Tamam. Hı? Tamam. Hadi, hadi Banu beklemesin canım. Ne olur dikkat et kendine. Bir de aklım sende kalmasın olur mu? Tamam, tamam merak etme. Tamam, hadi canım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hadi, gel. Ye mutlaka. Tamam. Hadi. Yesene. Aç değilim. İster aç ol, ister tok, ben ye diyorsam o yemek yenecek. Kuzey size bir şey yapmadı. O ihbar etmedi sizi. Polise haber veren Güney'di. Ama o da bilmeden yaptı. Sizinle ilgili hiçbir şey bilmiyordu Güney. Ya orada dövüş yapılıyor diye. Kuzey'in dövüşmesi sakıncalı diye. Sırf kardeşini kurtarmak için yani. Kuzey'in hiçbir şeyden haberi yoktu yemin ederim. İnanın. O da çok üzüldü durumu öğrenince. Ya Güney'le kavga etti o yüzden. Paranızı size geri vermek için çok uğraştı sonra. Onda kalmaz paranız yani. Ne yapar ne eder verir yani. Yemeğini ye. Doğru söylüyorum. Onun bir suçu yok. Kuzey bana büyük yanlış yaptı. Çok büyük kazık attı. Dedim ya, paranız onda kalmaz. Kuzey bana kalleşlik yaptı. 42 bin lirayı aldı, sonra da polise ihbar etti. Sizin hapse girmenizle onun bir ilgisi yok. O beni ispiyonladı.
sırtımdan vurdu. 42 bin lira için. 42 bin liranın üstüne yatmak için. Yakışmadı. Ne diyorum size? O yapmadı. Paranızı da verecek. İçeride zaman geçmez Simay. İçeride zaman bileği taşı gibidir. Geçerken insanı biler, keskinleştirir. Sen bu kadar çok mu seviyorsun Kuzey'i? Seni sevmeyen bir adamı korumak niye? Hı? Hem de Cemre'ye aşık olduğunu bile bile. Bilmiyorum deme bana. Farkında olmaman mümkün değil. Zeynep değil onun derdi. Cemre. Kuzey'in büyük aşkı Cemre. Kuzey onun yüzünden hapishaneye girdi. İlk defa onun için dövüştü. Onun uğruna zırhlandı hapishanede. Onun yüzünden hayatı kaydı. Ama yine de Cemre'yi sevmekten vazgeçmedim. Sadece sen Sümer'le onu aldatmadın. O da seni aldattı. Evliliğinizin öncesinde de sonrasında da. Zeynep'le değil, Cemre'yle aldattı. Burasıyla aldattı. Yüreğiyle. Ne çok şey biliyorum değil mi? Onun için hiç bana numara yapma kızım. Bu dilleri de Kuzey'i korumak için dökmediğini biliyorum. Ne yapacaksınız ona? Ne yapacağız diye sor. Bu daha zevkli bir soru olmuş. Birlikte okuyacağız onun canına. Hadi yemeğini. Konuştum Mehmet demiş. Bu adam hemen bulabilecek mi Ferhat'ın çıkıp çıkmadığını? İşte bilgisayardan gireceğiz, bakacağız. Bu fotoğraf olayı falan doğru mu değil mi, o zaman anlayacağız. Bana bakın. Ne resimden ne mesajdan bahsedilecek. Hele o heriflerden. Duydun mu? Kimse tek kelime konuşmayacak. Bak çok fena olur. Duydunuz mu? Ama böyle olmaz ki, şikayet etmemiz lazım. Hayır. Kuzey doğru söylüyor. Adam iyice bela olacak başına bundan sonra. Konuşulmayacak dedim, o kadar. Anladın mı? Ben söyleyeceğim polislere. Sen yine iş açacaksın başına. Cemre! Neyse tamam hadi. Girelim şu adamla bir konuşalım da sonra bakarız. Geç. İspiyoncu. Eskiden kendi işini kendin hallederdin. Beni karakolda arama. Ben baktığın her yer. O mu? O. Ne diyor? Lan. Ne oldu oğlum? Ne yazmış? Lan. Kuzey oğlum ne oldu, ne diyor? Hadi gel. Gel şu adamla bir dur. Lan Ferhat. Seni geberteceğim bu sefer. Oğlum iyi misin? Adam gibi çık karşıma lan köpek. Ne oluyor? Şişt, tamam sakin ol. Gel şu adamla bir. Hey ne oluyor gel orada? Yok yok bir şey. Biz halledeceğiz kendi aramızda. Yok bir şey memur. Gel.
Tamam abi, şimdi çıkıyoruz, dinleyicimiz var. Seni geberteceğim lan. Erkek gibi çık karşıma lan. Erkek gibi çık karşıma lan. Erkek gibi çık karşıma. Ne oluyor? Kendine gelsene. Hani bir şey yok. Kuzey, gel şu adamla konuşalım, sonra bakarız. Gel, gel. Bir çık lan karşıma. Hadi, hadi gel. Günaydın kraliçem. Günaydın. İyi uyudun mu gece? Merak etme. Benim yanımda rahat olmayı öğreneceksin. Zamanla. Acelem yok. Mesela bugün hiç ağlamayacaksın, değil mi? Harika. Bunlar senin için. Senin kadar güzel olmasalardı. Hadi, hazırlan. Oyalanma. Bekliyorum seni. Kuzey. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? Hava almaya çıktım. Bütün gece burada mıydın? Yeni çıktım. Kalk git. Git bir duş al. Duş al, kendine gel. Sonra da uyu biraz. Hadi. Tamam. Thank you.
İyi günler. Buyurun. Kuzey Tekinoğlu. Oğlum olur. Bir paketi vardı. Şimdi duşta ben alsam? Bir kimlik lütfen. Tamam. Buyur çocuğum. Şuraya bir imza. Burası. Evet. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Ne oldu? Kimmiş gelen? Kurye. Kuzey'e gelmiş. Kimden? Bilmiyorum ki. Anlamadım. Bir şey yazmıyor. Allah Allah. Cemre, sofra hazır hadi. Neydi o attın? Ferhat'ın aldığı küpeler. Hediye tuttuysam bu zamana kadar. Yani. Ay dur kız, yazık değil mi? Getir şunu. Satarız be. Ya anne ver. Hayır, bırak pisliği bulaşmasın bize. Bu Ferhat denen adam var ya anne. Gerçekten çok tehlikeli. Kuzey'le nasıl uğraşıyor bir bilsen. Aman sen de ayrılma Kuzey'in peşinden. Telefonum nerede? Kimi arayacağım? Ya versen. Hayrola? Can Bey'i arayacağım. Günaydın Can Bey. Müsait misiniz? Ben Cemre. Müsaitim Cemre. Ne oldu? Bu senin yeni numaran mı? Yok, bu annemin telefonu. Ben dün telefonumu çaldırdım da o yüzden buradan arıyorum. Öyle mi? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ben sizden bugün için izin isteyecektim mümkünse. Telefon işleriyle uğraşacağım. Hem biraz annem hasta. Evde yalnız kalsın istemiyorum. Tamam, hallet sen işlerini. Annen de geçmiş olsun dileklerimi iletirsin. Teşekkür ederim. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok yok, ben zaten işlerimi halledersem, annem de biraz iyi olursa öğleden sonra geleceğim işe. Tamam tamam, acele etmene gerek yok. Görüşürüz. İyi günler. Boş yere niye izin aldın şimdi? Çünkü bugün Kuzey'in yanında olmak istiyorum. Yalnız kalmasın. Ay kızım sen ne yapabilirsin ki ya? Allah Allah, ne yapacaksın? Kuzey'in bacağına mı yapışacaksın Ferhat'a gitme diye? Evet, iyi fikir. Bana bak. Son kez söylüyorum. Karışma bunların işine. Sana ne kızım ya? Allah Allah. Böyle Ferhat gibi adamlarla uğraşılmaz. Ya anne bak, Ferhat Ferhat deyip durma. Sami amcanın falan haberi yok. Söz verdin kimseye söylemeyeceksin. İyi de niye kendi başınıza iş yapmaya kalkıyorsunuz ya? Ondan sonra daha beter bir iş açacaksınız başınıza. Bari babası bilsin durumu. Ya anne, pişman etme söylediğime. Aman iyi tamam be. Ne halin varsa gör. Kim ki bu saatte? Ne bileyim ben. Günaydın. Günaydın. Zeynep'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün işe gitmiyorum. Kuzey'i yalnız bırakmayalım dedim. Ha. Sen de gitmeyeceksin değil mi? Bilmiyorum, gitmeyebilirim ama Kuzey evde mi bakalım? Ali ile konuştum. Kuzey'i aramış, duştaymış. Ya. Buraya gelecek. Sana da haber verelim dedik. İyi. Tüh Allah'ım. Hafiyesi Mahmutlar iş başında. Simay. Evi keşfe mi çıktın?
Hayır, çantamı arıyordum. Bak, seninle anlaşalım olur mu? Benim sana vermediğim hiçbir şeyi arama, isteme. Benim istemediğim hiçbir şeyi yapma. Yanlışa meyledecek olursan sürekli iki kuralı hatırla. Aklına onları getir. Beni yanlış anladınız. Kötü bir niyetim yoktu. Olmasın da. Şey, benim telefon açmam lazım. Hayır, bir süreliğine telefonu unutacaksın. Benden habersiz kimseye telefon açma. Ama... Kuzey'le temasa geçmeyi aklından bile geçirme. Hayır, öyle bir şey yapmayacağım. Sadece annem merak eder diye annemi arayacaktım. Tamam, oldu. Ararsın. Sonra. Kaç gündür konuşmadım. Ya ben aramazsam annem arar. Kuzey'le durumumu öğrenirlerse ortalığı ayağa kaldırırlar. Bak Simay, benim yanındayken kimseden korkma. Kimse sana bir şey yapamaz. Hadi gel önce bir kahvaltı edelim. Sonra neler yapacağımızı konuşuruz. Saatler olsun. Eyvallah baba. Ali aradı, seni sordu. Ha, tamam, ararım ben onu. Gelecek misin dükkana? Ali'yle bir işimiz var. Sonra geleceğim. Ali eyvallah. Hadi hayırlısı. Anlarım mı? Bu ne? Sana geldi oğlum. İkinci round başladı. Efendim? Kimden gelmiş Sarfoğlu? Kim gönderdi bunu? Hı? Anne. Kim gönderdi bunu? Hangi şirketten geldi? Kimden geldi bu anne? Bilmiyorum oğlum, üstünde yazmıyor mu? Aman oğlum, boş ver. Ne olur bulaşma bir daha o kıza. Allah'ından bulsun belasını. Babamdır. Bir şey unuttu herhalde. Günaydın. Günaydın. Aa, hoş geldiniz. Buyurun. Kuzey duştan çıktı mı acaba? Çıktı. Kuzey. Ya Allah'ım, yarabbim ya. Hayır, ne oluyoruz, ne yapıyoruz ya? Bundan sonra hep beraber mi yaşayacağız böyle? Vallahi benim şikayetim olmaz. Ne güzel. O zaman tamam, ikişerli gruplardan dağılalım. Ferhat'ı daha rahat buluruz. Öyle değil mi? Ya lene de yürü be. Ya yürü git. Ya şimdi kurye şirketine gideceğiz de bu Ferhat adını adresini niye vermiş olsun ki? Yani not mu bırakmış bize? Oraya gideceğiz de ne bulacağız? Doğru söylüyor. Ferhat sürekli bilerek iz bırakıyor. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Ben o kediyle öyle bir oynayacağım ki... onun feleği şaşacak. Atla. İyi günler Handan Hanımcığım. Ben Nezaket. Simay'ın annesi. Merhaba, buyurun. Nasılsınız? Sami Bey nasıl? Çocuklar nasıl? Allah'a çok şükür iyiyiz. Buyurun. Ben dünden beri cebinden Simay'ı arıyorum, ulaşamıyorum. Telefonu kapalı. Aslında evden arayıp rahatsız etmek istemezdim tabii ama... Meraklanmaya başladım. Eğer evdeyse bir zahmet telefona verir misiniz diyecektim. Artık kızınızı bu evde aramayın Nezaket Hanım. Kızınız artık burada değil. Neden? Ha, Kuzey'le taşınacağız diyorlardı. Taşındılar mı yoksa? Bakın, kızınız size yalan söylüyor. Ne?
bu evden gideli neredeyse haftalar oldu. Ne diyorsunuz siz? Evet. Kızınız oğlumu başka bir adamla aldattı. Ne diyorsunuz siz ya? Evet, bunu da yaptı sonunda. Benim kızım öyle şeyler yapmaz, Simay yapmaz. Belli kızınızı tanımıyorsunuz siz. Benim kadar bile tanımıyorsunuz. Yakında açar telefonu, sorarsınız o zaman. Bana bak. İftira atma. Allah'tan kork. Sen neler söylediğini farkında mısın? Hem de nasıl farkındayım? Kuzey gözleriyle gördü diyorum size. Adamı neredeyse öldürecekti. Simay zor kaçtı evden. Dün de boşanma davaları vardı. Ama gitmedi kızım. Numara yapıyor kızım. Ailecek parmağında oynatıyor bizi. Kuzey'e yaptıkları yetmedi. Bir de alay eder gibi postayla yüzüğünü yollamış. Delirdi çocuk. Katil olacak neredeyse. Nasıl bir belaya çatmışız. Silkine silkine kurtulamıyoruz. Ya bunu da yaptı kızım. Neredeyse katil edecekti çocuğumu. Zor aldılar ikisini de elinden. Ne oldu Nezaket? Niye ağlıyorsun? Biz Simay'ın adını artık duymak istemiyoruz. Düşsün artık yakamızdan. Kuzey ne yapıp edecek boşanacak artık ondan. Günah bizden gitti, kızınıza sahip çıkın. Bu kadar diyorum. Yeter artık. Oh, söyledim kurtuldum. Bunca zaman biz uğraştık, şimdi siz uğraşın. Bildiğin benle yarışıyor yani şekerim. Ben saçımı kızıla boyatıyorum. Ertesi gün bir bakıyorum benim rengin aynısı. Niye bana böyle bir oyun oynuyorlar? Kim ne oyunu oynuyormuş sana be? Evi falan kim tuttu? Yani siz biliyorsunuzdur. Sami Bey'ler mi tuttu? Ne bileyim ben ayol, ne olmuş yani? Biri sana ev mi tutmuş? Evet. Ya kocanız tuttu dediler ama Kuzey bana o kadar para verip niye ev tutsun ki? En sonunda dayanamayacağım diyeceğim olacak. Şişkosun diyeceğim. Önce kendine bak diyeceğim. Sadece saçla başla olmaz diyeceğim. Haksız mıyım ama? Çok haklısın. Eyvahlar olsun. Ay. Ben geliyorum şimdi. Ne oluyor? Aleykümselam. Biz Kuzey Tekinoğlu'na bakmıştık ama. Ben babasıyım, ne oldu? Delikanlı söyledi zaten. Niye arıyorsunuz oğlumu? Hiç. Mekanını bilmiyorduk da onun için. Yoldan geçerken tesadüfen mekanını görünce hem bir selam verelim hem de bir kurabiyesini yiyelim dedik. Buyurun Gülten Hanım. Ne oldu? Yok şey, yok bir şey de. Yok bir şey. Siz müşterilerinizle ilgilenin. Ben vaktim var benim, beklerim. Bizim de işimiz bitti zaten. Oğlunuza Bekir Bey'in selamını iletin. Kimmiş bu Bekir Bey? Siz söyleyin, onlar. İstemez. Kurabiye ikramımız. Bozuk da yok zaten. Tamam, önemli değil. Afiyet olsun. Hadi eyvallah dayı. Buyurun Gülten Hanım. Ne istemiştiniz? Kim bunlar? Tanımıyorum. Ferhat'ın adamları zannettim de ben. Meğer Bekir'in adamlarıymış. Siz tanıyor musunuz bu Bekir'i? Yok canım, ben nereden tanıyayım? Ama onlar öyle dedi, Bekir dedi. Dedi, evet. Ben Ferhat'ın adamları sandım da o bakımdan öyle yel yeperek koştum geldim. Allah muhafaza bir vukuat çıkar filan ama gündüz vakti bu orta niye vukuat çıksın ki? Yani hiç işte, ben bir simit alabilir miyim? Bir dakika, bir dakika. Bu Ferhat nereden çıktı şimdi?
Yani sizin bir bildiğiniz varsa... Ama yok canım, ben ne bileceğim, ben ondan değil de... Ama Sami Bey, hep bu filmler, diziler yüzünden. Şimdi ben tabii dükkanın önünde böyle siyah arabaları gördüm, içinden insanlar indi, dükkana girdi falan. Tabii maşallah, benim hayal gücü de çalışıyor tabii. Yani bildiğimiz bir kötü adam var, o da Ferhat. Ben 5 simit alayım gideyim buradan Sami Bey. Çocuklar, simit verin. Bakın Gülten Hanım, Ferhat hapiste. O mesele de kapandı. Ama sizin bildiğiniz başka bir şey varsa... Ben öylece fırladım, para da aldım mı ki? Ay varmış, 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 buyurun. Ben bir şey bilmiyorum. Aklınızda bir şey kalmasın. Ferhat defteri tamamen kapandı. Bunu böylece bilin. Evet, evet, doğru. İyi günler. Güle güle. Buyurun Hüseyin Bey, siz ne istemiştiniz? Ben Gülten Hanım'ın buraya böyle koşarak böyle buraya geldiğini görünce ben de onun pek... Öyle yani. İyi günler. Size de. Nasıl olur ama ya? Ya kayıt olmadan gönderim yapamazlar ki. Olmuş işte kızım, yaptırtmış adam. Bunu da şikayet etmek lazım. Hayır, zaten Ferhat'ı kendi başımıza aradığımız kabahat. Bulacağız da ne olacak? Bu yine başına bela açacak. Efendim baba. Kuzey, Bekir kim? Bekir mi? Evet, Bekir. Tanıyor musun öyle birini? Evet, tanıyorum. Ne oldu? İki adam geldi buraya. Bekir'in adamlarıymış. Nereye geldi? Dükkana mı geldi? Evet, geldiler. Sana Bekir'in selamını bırakıp gittiler. Kuzey, neler oluyor? Kim bu herifler? Aleykümselam baba. Tamam, aldım selamını. Ben kendisiyle görüşeceğim. Bana bak, hiç hoşlanmadım bu durumdan. Niye arıyorlar seni? Yok yok, bir şey oldu yok. Bir şey oldu. Yani bir sıkıntı yok. Ters o bir durum yok yani. Merak etme, tamam mı? Öyle olsun bakalım. Neredesin sen? Ne yapıyorsun? Biz nerede olalım ya? Ali'yle beraber sokaktayız yani. Dışarıdayız öyle. Turluyoruz falan. Dükkan bakıyoruz. İyi. Hadi Allah işiniz rast getirsin. Eyvallah. Bekir'in adamları dükkana gelmiş. Bekir kim? Bir arkadaş. Ulan ne bu eksikliğe? Gerçekten kim Bekir? Arkadaş. Ha, biz deydik. Ya bak arkadaşlar, gerçekten dağılalım. Bak bu böyle olmuyor, vallahi diyorum. Siz evinize gidin, ben de kendimle baş başa kalayım. Şöyle kafamı dinleyeyim ya. Tamam oğlum, tamam dağılalım da sen ne yapacaksın? Ya izin verirsen bir şeyler yapacağız. Ben de onu düşünüyorum ama fırsat vermişsiniz ki adama. Yapmayın bunu ya. Allah'ınızı severseniz. İyi tamam. Of, öyle olsun. Hı. Tamam gel. Nereye bırakalım seni? Ya siz atlayın gidin. Ben yürüyerek gideceğim. Hadi eyvallah. Eyvallah. Tamam. Devam edin. Aynen devam edin. Biraz daha kudursun. Hadi bakalım. Kuyruğu tutuşmuş kedi gibi dolaşıyor ortalıkta. Yanında Ali'si, Cemre'si, Zeynep'i, hepsi seferber olmuş vaziyette. Güney'de ayrı arıyordur ama. Onun da arkasında Sinan Erler gibi güçlü insanlar var artık. Kuzey'le Güney yalnız değiller yani. Bence siz de uzatmayın, bitirin artık bu düşmanlığı. Yani sizin için de iyi olmaz. Aileni aramak istiyordum. Al bakalım, buradan ara. Yanımda konuşacaksın. Anneciğim. Simay. Ben Nermin ablan kızım. Merhaba Nermin abla. Annem nerede? Annen.
Annen şeydi. Birden söyle, birden söyle. Simay. Ne oldu Nermin abla? Ne oldu? Anneme bir şey mi oldu? Annen iyi. Ama baban kalp krizi geçirdi kızım. Ne? Dur dur, telaşlanma. Neredesin sen? Durumu ağır ama iyi olacak inşallah. Nerede? Hangi hastane? Tamam tamam, sağ ol. Benim hemen gitmem lazım. Babam kalp krizi geçirmiş. Hemen Mersin'e gitmem lazım benim. Tamam. Sakin ol. Gideriz beraber. Sakin ol. İşte. Bakıyorum patronlardan geç geliyorsun artık. Çok üzülüyorlar buna. Ne yapmaya çalıştığınızı anlamıyorum. Kapanan defterleri niye açmaya çalışıyorsunuz? Çünkü gerçekten kardeşime yardım etmek istiyorum. Zaman geldiğinde yanımda olmanı istiyorum Burak. Kardeşimin büyük bir hata yapmasına engel olmamız lazım. Güney'le evlenmemesi lazım. Yardımına ihtiyacım var. Gel. Güney'i tebrik edebilirsin. Mezun oldu benim nişanlım. Bil ya. Hayır canım. Daha iki zor sınavım var. Bunu bilirsin. Ben mezun olmuş kabul ediyorum artık. Çok sevindim. Tebrik ederim. Teşekkürler. Sen? Benim de yarım dönem uzayabilir. Ha. Hadi bilemedin. Bir dönem. Hadi bir buçuk diyelim, ayağın alışsın. Ya seneye bu zamanlarda mezun olurum işte. Peki ne içiyorsunuz? Aa yok, ben odama gidip geleyim. Şampanya patlat artık. Akşama, kutlama akşama. Daha çok işimiz var. Hadi. Allah'ım. Hoş geldin. Anne nasıl oldu? İyi. Kötü bir şey yok değil mi? Cemre. Tamam. Kusura bakmayın, ne olur çok sinirlerim bozuldu öyle. Önemli bir şey yok, gerçekten özür dilerim. Cemre ne oldu? Yapabileceğim bir şey vardır belki. Ya lütfen canım, ama seni bu konularla böyle meşgul etmek istemiyorum. Yani özel durumlarımı şirkete taşımamam gerekiyor ama gerçekten sinirim bozuldu öyle. Sen iyi misin diye sorunca. Cemre söylesene. Ne oldu? Bir şey mi? Umurumda mı bilmiyorum ama Kuzey'in başı dertte. Yeni bir şey söyle. Al işte. Aile meselesi anlaşılır. Ne yaptı yine? Ferhat hapisten çıkmış. Ne? Onu Kuzey gammazlığı sanıyor. Bir düşün bakalım, adam ne kadar hırslı, ne kadar öfkeli Kuzey'e. Parasının üstüne yattığını düşünüyor. Şimdi intikam almaya çalışacak. Nasıl öğrendiniz? Simay'la baş başa bir fotoğrafını yolladı Kuzey'e. Simay mı? Onun duruşmaya gitmesini de o engellemiştir kesin. Senin karın benim yanımda diye kudurtuyor Kuzey'i. Standları da o dağıttı o zaman. Ben kime ne anlatıyorum ya? Ben ona Ferhat kardeşinin peşinde başına bela açacak diyorum. O bana bizim standları o yıktırdı herhalde diyor.
Ciğersiz. Aslansın Zeynoli. Görüyor musun kafası nasıl çalışıyor? Hasta bu Güney. Vallahi söylüyorum hasta ya. Gözü paradan başka bir şey görmüyor mu? Aslında yanlış da sayılmaz ha. Al işte. Hayır, biz Sümer yaptı, Sümer yaptı deyip duruyoruz da. Belki de Ferhat yıktırmıştır standları. Kesin. Ay Zeynep, sen de gözünde görmüş gibi yani. Ama neler yaptığını gördük. Bence bu adam içeride düşündü, taşındı. Dışarıdaki adamlarına da talimat verdi. Onlar da bizimkilerin peşinde dolaştı, durdu. Bilmiyorum yani, olabilir vallahi. Kuzey geldi. Sen otur Zeynepciğim, ben bakarım. Canım. Bak bakayım, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Merak ettim seni çok. İyiyim. Zımanın yerine gittin mi? Hı hı, gittim. Birkaç yere daha haber bıraktım. Mutlaka bir yerden haber çıkar. Kızım bakayım. Yeraltı dövüşleri yaptıran bir adam. Ferhat'tan haberi olabilir. Ama bence de kesin bir adamı vardır etrafta. Merhaba. Hoş geldin. Çete toplantı. Geç. Gel, otur. Bu akşam olağanüstü toplantı var. Ya bunlar alem ya. Karlo. Götür kardeşim, afiyet olsun. Aa. Eminim gelecektir ama daha nice başarılara. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bu not ortalamasıyla derece de gelecek gibi görünüyor galiba. Değil mi Güney? Kesinlikle. Yok canım. Belki birisi benden daha yüksek not alır. Aa, inşallah olmaz. Dereceye girmek senin için çok önemli değil mi? Bak şimdi. Hayır tabii ki. Tabii ki önemli. Ama benim nişanlım zaten her zaman bir numara. Master düşünüyor musun? Şu an için mümkün gözükmüyor. Ama bu güzel başarıyı taşlandırmak lazım Güney. Bence evlenmeden bu işi de hallet. Ama maalesef düğünden önce olmasına imkan yok. Haziran'da evleniyoruz. Nişan süresini fazla uzatmayalım dedik. Aslında en iyisi. Ama hazırlanmak için vaktiniz az. Haziran'a yetişemezsiniz. Bence seneye Haziran'ı düşünün. Bence de. Hem Güney askerliğini de aradan çıkarmış olur. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz kararımızı verdik. Haziran'da evine gideceğiz. Değil mi canım? Evet, evet. Pardon. Seni hiç sevmedim. Benim tek gerçek aşkım Kuzey'di önceden de. Bundan sonra da böyle olacak. Ben de araştırmalara başladım. Mekan bakıyorum. En iyi yerleri... Senden nefret ediyorum. Her zaman Kuzey'in yanında olacağım. Kuzey'in olacağım. Sence benim için sorun olur mu? Koskoca bağımlısına nereye gidecek? Nereye istesen bir çaresi bulunur. Ne? Ne o? Kötü bir haber mi? Ne oldu canım? Yok yok, bir şey yok. Annem. Aramam gerekiyor.
İnşallah siz evlendikten sonra da bu aile problemleri seni yormaz Banucuğum. Merak etme. Ben sınırlarımı korumayı iyi bilirim. İnşallah. İkiniz de umurumda bile değilsiniz. Ben Kuzey'e söyleyeceğimi söyledim. Sevgili olduğunuz gün, işte o zaman ben haklı çıkacağım. O zaman görüşeceğim ikinizle de. Ne oldu? Sorun yok. Dediğiniz gibi ayaladık mezarı. Mezar taşı yazısı? Yapıldı. Resmini çektim size göstermek için. Bir problem yok. Tamam. Simay annesinin yanında mı? Evet. Nursel'i de yanında bıraktım. Merak edecek bir şey yok. Güzel. Kuzey aradı mı hiç? Hayır. Ben oradayken hiç aramadım. Hadi bakalım. Benim de Simay'ın ailesiyle tanışma zamanım geldi. Ay ben size bir şey söyleyeceğim çocuklar. Artık ne kadarı doğrudur, ne kadarı numaradır bilmiyorum ama... benim bugün sabahtan beri aklıma takıldı. Bu Simay... beni aramıştı. Epey önce ama bu. Yani evi terk ettikten sonra. Ne dedi? O evi bana kim tuttu demişti. Kim bana oyun oynuyor demişti. Ne evi? Ha işte biri buna ev tutmuş. Demişler ki kocan tuttu. Bu da diyor ki Kuzey diyor niye o kadar para verip bana ev tutmuş diyor. Ben de anlamadım hiçbir şey. Eh dedim kapattım telefonu. Benim de iş yerime geldi. Çiçekleri sormaya. Anlatmıştım sana da. Senin iş yerine mi geldi Simay? Elinde kurumuş güllerle geldi. Bunları bana sen mi yolladın diye. Ben kime ne anlatıyorum ya? O zaman kredi kartı da Ferhat'ın iş. Ya sen her durumda kendini düşünmeyi nasıl başarabiliyorsun? Tabii ya. 42 bin lira limiti var demişti. Güney, yürü git şuradan sinirimi bozma benim. Ona söylenmekten ne dediğini anlamadım ama şimdi siz söyleyince anlıyorum. Vay arkadaş, ne biçim adammış bu Ferhat ya. 42 bin liralık kart yollamıştım belki. 42 bin. Neden 42? Yani 40 değil, 50 değil de 42. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Şey, Kuzey ile Ferhat'ın arasında bir para mevzu vardı da... ona istinaden şey etmiştir Dalyan Oğuz. Dalya sürüngen manasında şey etti. Ulan adam önceden geliyorum diye bas bas bağırmış. Biz uyanamamışız. Adam çiçek yollamış Simay'a, ev tutmuş, para vermiş. Evet, böyle böyle tavladı işte Simay'ı.
Ben size bir şey diyeyim mi? Bu Simay bu adamın yanında gönül rızasıyla kalıyor. Daraldım. Yeter. Tamam tamam sustum. Artık bu adamın adını bile duymak istemiyorum. Manyak bu adam, manyak. En iyisi uzak durmak. Aa, kafiye oldu. Ben müsaadenizi istemiyorum. Ya Kuzey, gitme. Yok. Ben bir dışarı çıkayım, bir hava alayım falan, bir yürüyüşe çıkayım yani. Tamam. Kalkın hep beraber bir yere gidelim o zaman. E gidin valla. Hem havamız da değişir. Yok yani siz gidin, ben biraz yürüyeyim. Ya beraber yürüyelim işte, sonra da bir yere gideriz. Hadi Kuzey ya, biz de daraldık, bizim de ihtiyacımız var. Kasım'dan soğuk gibi kar yağıyordu, yalnızdım. Başlar cepheler, sonra sen geldin. Ay, sen hep böyle gül olur mu? Gülünce 5 yıl önceki Kuzey gibi olursun. Maskeni indiriyorsun bir anda. Benim maskem mi varmış? Var. Bak sen. Ne hissettiğini gizlemek için. Hem Ron'da. Hem de Buran'da var. Hani sen bana salep içtiğimiz zaman, belki sen onu herkesten önce sevmişsindir dedin ya. Belki ben de senin... Lan var ya, bak şerefsizim. Bu yılın düeti olacak, sana o kadar söylüyorum. Dalga geçme oğlum, birazdan seni de göreceğiz. Harbi diyorum lan, gel gel. Hadi Cemre, sıra sende. Aa, yok yok yok, ben almayayım gerçekten. Yok yok yok, bunu bize yapma Cemre Reis, yapma yapma. Vallahi lütfen yapmayayım. Aa, hadi Cemre, hadi. Hadi. İyi ki geldik ya, değil mi? Ha belam. Sebebi Cemre değil mi? Söyle hadi. Ben Cemre'ye aşığım de. İkinci şarkıyı ben seçerim Zeynul'e, ona göre ha. Ne o Romeo Momo'ya beni rezil ettin ya. Tamam tamam, sen seçersin. Eğer kör olsun bu gözler, görmeyeyim bir daha. Cemre'yle bir şey yaşadığın gün sorarım ben sana. O zaman sürerim. Kötü görünüyorsun. Yok, iyiyim ya. İyiyim, bir şeyim yok. Eğlen o zaman biraz, yüzün gülsün. Bak bakayım ha. Başka.
Olsun. Yavrum yürü, yürü yavrum yürü. Hani gel ben söyleyeceğim çocuğum. Bu şarkıyı ben de bilmiyorum Cemre Reis. Geceler görüşürüz. İyi geceler James. Görüşürüz. Sevgi de yok, mutluluk da yok. Ne oldu? Kime yazıyorsun? Varsa da üstü tarihli. Cemre, yavrum niye ağlıyorsun? Ne oldu? Son kullanma tarihi de bugün. Siz karaoke'ye gitmediniz mi? Sen yaptın beni böyle, sen. Hiç zırhım yok senin yüzünden. Öyle savunmasız çırılçıplam. Ne oldu, içki mi içtin sen? Onun için acı çekiyorum. Teşekkür ederim. Çok eğlendim. Vallahi yani benim için de büyük değişiklik oldu bugün. Şeye gecikmedik değil mi? İyi geceler. Hoş geldiniz. Allah rahatlık versin sana. Biraz bana gidin. Eyvallah. Alan aradı. Seni sordu. Yarın ararım. Babacığım. Kuzey ile arandaki mevzuyu uzatmadığın için çok teşekkür ederim. İyi geceler. Olmaz Ali. Olmaz. Yani mümkün değil.
Deşil dur o zaman. Ben Zeynep'ten çok hoşlanıyorum. İyi tamam anladık. Bir kandır kendini sen daha. Bir kandır. Öyle hayallerle büyüttün ki beni. Hala beni deli gibi sevecek birini bekliyorum, salak gibi. En ufak sevgi gösterisine kanıyorum. Biri beni sahiplendiğinde o beni seviyor zannediyorum. Seviyor zannediyorum. Sevmiyor işte. Kalbini açtığın adam yok oluyor. Çünkü o adam yok. Yok işte, yok. Var. Tabii ki var. Ya anne yeter, kandırma beni artık. Görmek istemiyorsa seni karşındaki görmüyor. Aşkından ölsen de öldüğünü anlamıyor kimse. Kuzey mi? Ne kuzey anne ya? Ne kuzey, sen de taktın bir kuzey bir güney. Ben hayattan bahsediyorum. Ne kadar savunmasız olduğumu söylüyorum. Genel konuşuyorum. Zaten canım sıkıntı, sinirlerim bozulmuş. Ne kuzey ya. Niye geldik ki biz bu mahalleye? Babamdan kaçarken saklanacak başka çöplük bulamadım. Gidelim yavrum, gidelim istersen buradan. Ha? Ben devrederim dükkanı. Başka bir yerde hayat kurarız kendimize. Ha? Bizi buraya bağlayan bir şey yok ki. Ha Cemre? Ha? Hiçbir yere gidemem ben. Hiçbir yere gitmem. Nereden bileyim? İnsanın aklına gelir mi hiç? Tutamadın çeneni ya, tutamadın ya. Ne oldu? Anana sor. Bak şimdi. Yine benim üstüme kaldı. Nereden bileceğim böyle olacağını? Ya ne oldu ya, söylesenize. Simay'ın amcası aradı. Sövdü, saydı. Sizin yalanlarınız yüzünden dedi. Abim öldü dedi. Ne? Ya annesi dün aramıştı zaten. Ne bileyim, her şeyi biliyor zannettim. Ben de anlattım olanı biteni. Ama hal yoluyla anlattım. Hem zaten kadınla konuştum. Adamın da sebebi olduk ya. Biz niye sebebi oluyoruz ya? Hep o sebep oldu her şeye. Babasına da o sebep oldu. Neredeymiş bu cenaze? Mersin'de. İkindi vakti Mezitli mezarlığına defnedilecekmiş. Emin misin? İnternetten gazetelerin Anadolu baskılarına baktım. Doğru söylüyor mu diye. Yine bizim canımızı yakmak için yalan söylüyordur diye düşündüm ama... Ama böyle bir şeyde de yalan söylenmez ki. Ya sen çocuk gibi kuzeyle beni kıskandıracağını mı zannediyorsun ha? Ne diyorsun sen be?
İkiniz de umurumda bile değilsiniz. Böyle salak salak işlerle de huzursuz etmeyin beni. Ya manyak mısın? Ne yapmışım ben sana? Niye böyle bir mesaj attın? Niye? Kim? Ya bak hala inkar ediyor ya. Dün gece attığım mesajdan bahsediyorum. Ya benim telefonum yok ki, kaybettim. Tamam, bu ne o zaman? Bak, bak. Seni hiç sevmedim. Benim tek gerçek aşkım Kuzey'di önceden de. Bundan sonra da böyle olacak. Senden nefret ediyorum. Her zaman Kuzey'in yanında olacağım. Kuzey'in olacağım. Ha? Allah, ben atmadım bunu sana. Ben telefonumu önceki akşam kaybettim yani. Herkes şahit, Ferhat'ın haberini aldığımız o yerde unuttum. Ferhat mı aldı? Çok saçma. Telefonum Ferhat'ta. Benim arabayla gidelim. Olur. Geç. Hadi eyvallah. Nereye? Mersin'e gidiyorum. Cenazeye. Hey Allah'ım ya Rabbim. Saçmalama, otur oturduğun yerde. Şimdi olay mı olay çıkar orada. Bir şey olmaz. Merak etme. Ya oğlum bir laf dinlesene. Bana bak şimdi bu acıyla sana zararlar bunlar. Simay'ın yanında olmam lazım. Hala Simay diyor ya. Ölümle intikam alınmaz Handan Hanım. Duydun mu beni? Ne olursa olsun o hala benim nikahımda. Onun bu acı gününde yalnız bırakmak bana yakışmaz. Hadi eyvallah. Paran var mı? Var. Dikkat et kendine. Allah'a emanet. Bu da böyle bir adam işte. Aptal. Ne yapmaya çalışıyor ki bu adam? Oyun oynuyor bize işte. Kuzey'le daha çok birbirinize düşmenizi istiyor. Her an her yerde peşimizde olduğunu bilmemizi istiyor. Unuttuğum telefonu da almış bak. Demek ki sürekli peşimizdeler. O küpeleri de beni Kuzey'in sevgilisi sandığı için göndermişti manyak. Demek hala bu durum üstünden Kuzey'i hırpalamaya çalışıyor. Yoksa bu mesaj başka ne anlama gelir ki zaten? Sen bana cevap mı yazdın? Ver. İkiniz de umurumda bile değilsiniz. Ben Kuzey'e söyleyeceğimi söyledim. Çıkıyorum. Merhaba. Cemre sen kal lütfen.
Cevap vermiyor telefonum. Kapalı. Ya ben seni aradığım zaman telefonun çalıyordu. Bak bakayım. Arabadadır belki. Bak bakayım. Ya bu saatte telefon mu kalır? Yürümüştür oradan çok. Yağlama patikte unutmuştur bir yerde. Selamünaleyküm dayı. Aleyküm selam. Ya ben... Ya ben yanlış geldim galiba. Dayı buraya yakın başka mezarlık var mı? Yok oğlum. Ha. Ama az önce burada bir cenazenin olması lazımdı. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Allah Allah. Eyvallah dayı. Güle güle. Güle güle. Ali Gülsan. Buyurun benim. Buyurun. Bu ne? Bilemem. Şurayı imzalar mısınız? Bir dakika kardeşim. İmzalar mısınız? Çok az zamanım var.
Lan bu ne şimdi ya? İmzalar mısınız?